Merhabalar, merhabalar. Yeni yayın döneminde hayırlı olsun program. Çok teşekkür ederim Nihat'tan. Büyüklere... Ertem'le Helen'e de çok selamlarımı iletiyorum burada. Sağ ol kardeşim, çok teşekkürler. Sağ olasın Nihat. Ya Büyüklere Spor'un teknik direktörü olmuşsun Nihat. Hayırlı olsun. Maçında ilk maçında 1-1 berabere bitmiş. 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Büyüklere Spor senin teknik direktörlüğünde ilk puanını almış. Nedir bunlar? Şimdi doğru. Olay şöyle gelişti. Evet. Ben geçen bir spor programına katılmıştım. Sergen Yalçın'ın programına. Sergen'le Bilgin Gökbek'le futbol üzerine konuştuk. Orada da insanlar tarafından hayretler içerisinde bırakan şık güzel yorumlar yaptım. Evet, orada da herkes tabii şok oluyor. Yani Nihat Doğan'ın bu kadar konulara vakıf olması, hakim olması ne alaka diyorlar. Ve bu arada da Galatasaray'da bizim eski topçu kulüpte dernekte oturup seyrediyorlarmış. Ondan sonra ya diyorlar acaba Nihat'ı hoca olarak getirsek nasıl olur? Ya takım da kötü gidiyor. Altıda da sıfır çektik. Yani kümeye düşeceğiz, kümeye gidiyoruz. Nihat buna ne der diye Evren aradı beni. Yemek yiyebilir miyiz Nihat şimdi dedi. Ve böyle geldiler sen. Peki Nihat senin teknik direktörlük diploman var mı ki? Şimdi abi yani kenarda olmak için illaki diplomaya gerek yok. Ne dersin Ertem? Olur mu Nihat'tan teknik direktör? Nihat şimdi... Alo, futbol, duyuyor musun Nihat? Futbol bilgisini biliyorum ben Nihat'ın. Nihat çok iyi top oynuyor bir kere. Halı sahada çok iyi top oynar. Artı o yorumlarını ben de Twitter'dan takip ettim. Çok güzel yorumlar yapmış bir. İkincisi ben şeye bakarım. Duruşuna bak abi, tarzına bak, tam bir teknik direktör havasında. Yani kenarda takımını zaten motive edecek. Kelebekte terime rakip diye manşet var. Evet, yani. Evet. Tam duruş. Nihat duyuyor musun bizi? Duyuyorum. Yani bir ara sesin gitti de. Peki senin teknik direktörlük diploman yok. O nasıl oldu? Nasıl çıkıyorsun sahaya? Şimdi Ertem'e teşekkür ediyorum. Ertem de zaten spor içerisinde bir kişi. Yedek kulübesinde olması için illaki teknik direktör diploması olmasına gerek yok. Yani orada sportif direktör olarak duruyorum ben. He, sportif direktör olarak sahaya çıktın. Tabii. Sportif direktör olarak duruyorsun. Veya teknik menajer olarak da durabilirsin gençte. Yani, veya tercüman da durabiliyor yani. İlla ki şimdi insanlar da olmuş böyle Twitter'dan da mesaj arayabiliyorlar. Sen yedek kulübesinde nasıl duruyorsun? Teknik direktörlük lisansın yok. Doğru mu Ertemciğim? Doğru. Boynundaki o kart zaten federasyon tarafından özel izinle verilen o kartı taktıktan sonra hani herkes gidip durabilir ama şu Nihat'ın demek istediği şu bence. Tabii azim şart, özgüven şart, hırs şart. Ne kumur aldığında takım moralinden bitik bir. Her hafta 3-4 tane gol yemiş. Gol 3-4 tane 6 maçta 4 golü zor görmüş. Hata çıkamayan. Bütün 90 dakikayı hemen hemen neredeyse kendi ceza sahası içerisinde geçirmiş. Moral ve motivasyon olarak çökmüş bir takım devraldı. Arkadaşlara verdiğimiz o moralleri şey mi takım... Daha ilk maçta güzel. Rakip sahada oynuyoruz. Boğuyoruz rakibi. 1-0'da geriden gelmemiş olmamıza 90'da golü buluyoruz. 92-93'te de 2-3'ü kaçırıyoruz. Yani. Bakar mısın ya? Nihat şunu da sorayım. Programa davet etmek istiyorum seni. Tabii uzun uzun konuşuruz bunu. Teknik direktörlük diploması alacak mısın? Bu işi sevdin mi ve devam edecek misin? Vallahi bir kere zaten sevdiğim bir meslek. Yani her zaman bir futbolcu olmayı çok istemiştim. Ayrıca da her zaman da söyledim. Mourinho'yu ve Fatih Terim'i ayrı tutuyorum. Onlar benim idollerimdir diye. Yanında bu işe tercüman olarak başladığını kimse unutmasın sevgili Cengiz. Doğru söylüyorsun. O zaman sen de yarın öbür gün belki de bir Mourinho, bir Fatih Terim gibi sağ kenarında görebiliriz seni. Olabilir, neden olmasın? Geçenlerde bir kitapta okumuştum. İşte de okudum yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da Yankiler diye bir takım var. Yankilerin başına bir iş adamı geliyor. Takımı şampiyon yapıyor yani. Evet. Sen de büyükleri yapabilirsin. Çok teşekkür ediyorum Nihat. Şampiyon. Şunu söyleyeyim. Yani şampiyonluk değil. Önemli olan bu sene takımım. Evet. Ama eğer gerçekten bu işi ısınırsan, bu işi seversen ben teknik direktörlük diploması içine başvuracağım. Harika. Bence seveceksin ve devam edersin bu işe. Çok teşekkür ediyorum Nihat. Maçları izlemeye geleceğiz artık. Bekliyorum. Bu hafta bekliyorum. İçeride.
Büyükdere'de yine maçımız Büyükdere'de. Ben buradan Büyükdere camiasına da başkanlar, teknik ekibi, yönetim kuruluna arkadaşlar da bize bu görevi verdikleri için, inandıkları için teşekkür ediyorum. Özellikle Evren Turan abime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi Nihat Doğan teknik direktörü de oldu valla. Büyükdere Spor.